Aysel de yani resmen bitki düşmanı. Aysel şu çiçeği bir sula kurumuş ya. Sahte çiçek de koyma, ölüm getirirmiş. Yıldız. Aa, Doğan. Yıldız, bugün Saffet adında bir adam beni görmeye ofise geldi. Saffet mi? Hiç o isimde birini tanımıyorum. Nasıl yani, tanımıyor musun? Kardeşi Zeynep'in kocasıymış. Aa. Ha, o Saffet ya şey, Zeynep şu an boşanıyor ya, hafızamdan silmişim adamı. Biz de öyledir, hemen sileriz. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yıldız bak, bir adam ofise geldi, yardım istedi. Orta yolu bulun dedi. Adamı kandırmışsınız. Ya sen ne işlere karışıyorsun? Benim kızımın annesinin böyle işlerle anılmasını istemiyorum. Bir dakika şimdi, sen bana tam olarak ne kadarını bildiğini söyle, ben ona göre anlatacağım. Sen bir an evvel ne olduğunu anlatır mısın bana? Ay aman iyi, tamam. Bizim bir suçumuz yok ki. Adam kendisi Ender'e gitmiş. Demiş ki benim bir sözleşme imzalatmam lazım, bana yardım eder misiniz? Biz de Seda'yı yolladık. Boş geldi imza attırmak için. Ne? Evet. Adamın boşanmak istediği kişi Zeynep çıktı. Bunu ben de bilmiyordum. Çünkü ben Zeynep'in evli olduğunu da bilmiyordum. Ben de şok oldum. Ben ona mı şaşırıyorum? Sizin aklınızdan zorunuz mu var? Ne işlere karışıyorsunuz? Deli misiniz siz? Bir de normal bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Deli değiliz canım. Şu anda herkes işsiz olduğu için ve Emir'le Caner için para bulmamız gerekiyordu. Bu tip iş tekliflerini değerlendirdik. Bana gelseydiniz o zaman. Evinden barkından oldu insanlar, şirketlerinden oldu. Senin yüzünden bir de sana gelip borç mu alacağız? Suça karışacağınıza borç almak daha mantıklı değil mi? Hayır. Bak Yıldız, böyle işlere karışmanı istemiyorum. Kendini düşünmüyorsan çocuklarını düşün. Ay Zeynoş'um geldi hayatım. Merhaba. Zeynep'ciğim. Bak sizi yüz yüze tanıştıramamıştım. Zeynep Doğan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Memnun oldum Doğan Bey. Ben de öyle. Ne kadar güzel değil mi kardeşim? Benim çıkmam lazım. Eğer kızım uyanıksa onu da götüreyim. Tamam bakalım hadi o zaman. Zeynoş'um sen otur, geliyorum. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Görüşürüz. Buyurun efendim. Sağ ol Aysel. Doğan Yıldız suyu götürünce kötü olmuyor musun? Yani oluyorsun tabii. Yani asıl kötü olduğum konu, anne baba ayrı büyüyor ya çocuk. O çok acı. Ay Yıldız, gerçekten seni gördükçe diyorum ki iyi ki çocuk yapmamışım. Yani böyle bin parçaya bölünmek çok zor, çok kötü. Çok. Ama Doğan aslında iyi bir baba. Yani büyük kızına falan davranışlarını görüyorum. Yıldız suya da sahip çıktı. Ama ne yapalım? Seni de hala seviyor belli ki. Nereden çıktı o? Ablacığım, benim bir kere görüp anladığım şey sen anlamamış olamazsın ya. Beni o kadar çok seviyor ki yandaki cadıyla nişan yapıyor. Yıldız, adam ne yapsın? Yani bazen sadece sevmek yeterli olmuyor. Yani sizin o kadar çok yaşanmışlığınız var ki bir araya gelmeniz mümkün değil. Bu seni sevmediği anlamına gelmiyor. Ama yani seni seviyor diye hayatına devam etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Tabii tabii, hayatına devam etsin. Hatta evlensin o şeytanla. Onu hak ediyor. Tabii canım, evlensin. Çok yakışıyorlar bence. Ay keşke göstermeseydim sana fotoğrafı Zeynep. Niye böyle dedin şimdi? Ne oldu Yıldız? Niye bozuluyorsun? Bitmiş gitmiş şey. Hayır, ben ondan değil. Yani sen benim kardeşim olduğun için benim düşmanlarımdan sen de nefret edeceksin. O yüzden yani iyi bir şey söyleme onlar hakkında diye. Vallahi ablacığım, kusura bakma yani. Birinin artık sana gerçekleri söyleyip seni uyandırması lazım. Yani tamam. Yani bu adamla bir araya gelemeyeceksiniz. Siz barışamayacaksınız belli ki ama... Yani en azından bir duygularını kabul et. Ne bu böyle patlamaya hazır bomba gibi kesiyorsun ortalıkta? Sen ne yaptın? Amerika'da felsefe ve fal mı okudun? Biz kardeşiz canım. Ben sana doğruları söylemek zorundayım. Mecburum buna. Sen de bende bir şey gördüğünde söyleyeceksin. Zeynep'ciğim, neoklasik ilişki düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşımdan uzaklaş.